498 bir 7 de olabilir. 498 tır bölgeye aynı yardım gönderilmiş oldu bugün itibariyle. Bu sadece Maraş değil, diğer 10 ili de içerecek şekilde ama ağırlıklı olarak Maraş ve etrafı. Ancak Bakanlık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bölgede depolar kurdu. Aynı toplama depoları. Bunların bir tanesi Kayseri, Mersin ve Adana. Bu dünden itibaren de bu bölgelere Türkiye'nin birçok yerinden gelen ve buradan toplanan aynı malzemeler istifleniyor ve ayrıştırma yapılıyor. Bölgeden gelen talepler üzerine, oradaki kriz merkezlerinden gelen talepler üzerine de oralara yönlendiriliyor. Yani bu 10 ilin 10'una da gönderme yapılabiliyor. Birkaç ilde de gönderme yapılıyor ihtiyaca göre. Çünkü ihtiyacı olmayanlar burada bekletilmiş oluyor. Yardımlarla ilgili hususlar bir de bu tabii bir taraftan önce bütün dikkatlerimizi bölgeye, afet bölgesine çevirirken oradan da ilimize gelen yoğun sayıda da insan var. Bugün aldığımız son basın toplantısı yaparken gelen son bilgi de 30 bin civarında kişi bizim ilimize geldi. Tabii gelip bir gün iki gün kalıp başka illere gidenler bu sayıların dışında. Şu anda mevcut ilimizde 30 bin kişi var. Bunların ağırlıklı bir kısmı 7 bin küsürü, 8 bine yaklaşık bir bölümü yurtlarda, kredi yurtların yurtlarında, kamu misafirhanelerinde, otellerin ayrılan kontenjanlarında ve bir bölümü de okulların pansiyonlarındaydı. Onlar süreç içerisinde yurtlara doğru kaydırılıyor ve ağırlıklı bir bölümü de vatandaşların ya kendi evlerinde ya onlara tahsis ettikleri müstakil evlerde kalmakta. Bunların kayıtları tamamen bizim AFAD ve nüfusla paslaşarak tutulmaktadır. Değerli arkadaşlar, bu süreç içerisinde Çevre Şehircilik Müdürlüğü 2432 yerde yani o binada hasar tespit çalışması yaptı. Bunların 73'ünde ağır hasar çıktı. Ve hasar tespit çalışmaları da bugün itibariyle devam etmekte. Hatta toplantıda canlı bilgileri de gelmekte. Şimdi merkezde bizim 3 konutta ağır hasar var. Yıkılacak düzeyde. Bunların bir tanesi bizim Çevre Şehircilik'ten ilgili afet kanununa göre yıkmamız gereken şey. Onun süreci, yasal süreci başlatıldı. Diğer ikisi de biri 2 katlı, biri 4 katlı. Onlar da kendi mecrası içerisinde yıkılacak. Asıl esas olan Sarız bölgesinde 48 daha çok küçük konutların, bireysel konutların diyelim ve 11 ahırın da ağır hasarlı olduğu tespiti yapıldı. Bunlarla ilgili de gerekli yetkililer o konu üzerinde projeksiyonlarını biraz daha detaylı çalışmalar yürütülüyor. Bunun yanında değerli arkadaşlar bu süreçte bizim hastanelerimize 5.150 hasta başvurdu. Bu 5.150 hastadan 619'u şu anda servislerde yatmakta. 233 kişi de yoğun bakımda bulunmaktadır. Gelip bizden tedavi alıp taburcu olan da 4.153 kişi. Kalan bunlar içinde vefat edenler var. Yaklaşık 50 kişi civarında vefat edenler var. Ve kalan kişiler de ayakta tedavi alıp devam etti. Yani bugün itibariyle bizim hastanelerimizde 852 kişi bulunmakta. Ve buna yaklaşık 700 ve 300 civarında da ek kontenjanlarla eğer bir talep halinde bu şeylerimiz de hazır bulunmaktadır. Yani hastane yatak kapasitesi ve yoğun bakım üniteleri açısından bir sıkıntı da önümüzdeki süreçte oluşabilecek olan büyük bir talebe karşı da görünmüyor. Bu süreç içerisinde 60 çocuk ilimize geldi. Bu çocuklardan ailelere gelenler onlara ailelerine teslim edildi. Bugün itibariyle 42 çocuk hastanelerde yatmakta. Bunların 10 tanesi isimsiz. Tabii isimsiz derken kimlik kartları o anda kaçma yani telaş yanında olmadığı
Ve bu şeyden sosyal hizmetlerde de 13 çocuk teslim edildi. 13 çocuğun 6'sı aileleri geldi, onlara verildi. Kalan 7 çocuktan ikisi isimsiz olmak üzere 5 çocuğun isimleri, kimlikleri belli. Onlar da devlet koruması altında. İleriki süreç içerisinde aileleriyle ilgili olduğu zaman bu buluşturmalar da sağlanmış olacak. Yine bölgeden 12 kadın, 264 ağır engelli vatandaşımız buraya nakledildi. Bunlar yaşlı düzeyde olan insanlar. Devletin ilgili ve özel sektörün ilgili bakım evlerinde, merkezlerinde bunlar da yerleştirmeleri yapıldı arkadaşlar. Ve benim özetle söyleyebileceğim hususlar bunlar. Ancak bir de eğitimle ilgili hususu da söyleyeyim. Malum olduğu üzere daha önce biz depremde performans analizinde bir 30 altı okulumuzun durumu masaya yatırılmıştı. Bu okullarımızdan bir tanesinin bayağı ayrışmalar olduğu ve onun acil yıkılması gereken kamu binaları arasında minarelerin yanında aldık. Diğer performans analizi sıkıntı çıkan binada şu anda fiziksel olarak baktığınızda çok problem olmasa da bazı çatlakları olan binalarda şüpheli değerlendirilerek eğitim öğretim sürecinin dışına alındı. Ve önümüzdeki günlerde başlayacak olan eğitim öğretimde de kamuda ve özel okullarda, güvenli okullarda eğitim öğretim sağlansın diye böyle bir çalışma içerisine de girdik. Efendim bu yani dışarıya aldığınız okulları ne yapacaksınız? Hani Şimdi onları boşalttık. Onları tabii yıkacağız. Kendimiz yıkacağız yani. toplam kaç tane oluyor efendim? 6, 9 okul. 9 okul ama daha önce boşalttığımız 3 okulda dahil olmak üzere 9 okul. Tamam efendim. Son efendim, Sarısın afet bölgesinden dahil olan durum var, doğru mu? Onunla ilgili bir değerlendirme var. Çalışılıyor. Olursa hep beraber göreceğiz. O süreç devam ediyor.